Vatan Partisi Genel Sayman'a Doktor Serhan Bolluk'la başlayacağız. Sayın Bolluk, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, gündemimiz koronavirüs malum. Dünyada ve Türkiye'de mücadele devam ediyor. Şu anda salgının merkezi Amerika olmuş durumda. En fazla can kaybı ise Avrupa'da, İtalya'da gözüküyor. Türkiye ise bu koronavirüsle mücadeleyi titizlikle yürütüyor. Şimdi önümüzde belli modeller var. O modellerle ilgili sizle konuşmak istiyorum aslında. Çin, Singapur ve Güney Kore'yi dikkatle takip ettik hepimiz. Çin etkin bir izolasyon yöntemi kullandı. Singapur'a baktığımızda erken tanı yöntemiyle aslında salgını kontrol altına aldığını gördük. Güney Kore'de ise yaygın bir test yapıldığını gördük. Bu modelleri toplamda nasıl değerlendiriyorsunuz salgınla mücadelede? Hepsi aynı şey. Yani hepsi aynı model aslında. Hiçbirinin birbirinden bir farkı yok. Hepsinin esası, bu bizim işte Türkiye'de sosyal izolasyon dedikleri, hani evde kal diyoruz ya, evde kal diye söylediğimiz şeyi onlar da aynı şekilde uyguladılar. Ha, kimisi biraz daha, Çin biraz daha sert uyguladı. Daha diyelim ki böyle daha zeci, yani daha zorlayıcı tedbirlerle uyguladı. Singapur ve Güney Kore biraz daha gevşek uyguladı. Türkiye'de öyle görünüyor. Yani Türkiye'de de Çin'deki kadar sert uygulanmıyor. Biraz daha ara şeyler, ama hepsinin esası aynıdır. Hepsinin esası teması kesmek, işte evde kalmak, Türkiye'deki dille söyleyecek olursak, evde kalmak, evde kalmak, evde kalmak. Ha, tabii bu arada üretim sürecek. Yani evde kalıp da açlıktan ölmeyeceğimize göre üretim sürecek mutlaka. O üretimi sürdürmek için de zaten, yani Türkiye'deki biraz daha işte A, B, C senaryoları deniyor. Bilim kurulunun hazırladığı, bilim kurulumuzun hazırladığı, o Sağlık Bakanlığı bilim kurulunun. O senaryolar tabii salgının yayılma hızı ve yayılma durumuna göre devreye sokuluyor. Ama bu arada üretimin sürmesi de kritik. Evet, Sayın Bolluk. İnsan hayatını ekonomik çıkarların önüne koyan bir modeli gördük aslında Çin'de ve dünyada kamuculuk anlayışının yaygınlaştığını ve yankılandığını duyuyoruz. Kapitalizmin merkezi New York'tan da New York valisi bir kamuculuk çağrısı yapmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu kamuculuk çağrıları yükselişe geçecek mi sizce? Şimdi tabii insan hayatı en önemli çıkar. Yani burada yani insan hayatını ekonomik çıkarın önüne koymaktan çok. Yani birinci hakkımız, bir defa en temel hakkımız, Fransız devriminden bu yana insan hakları bildirilerinin birinci maddesi yaşama hakkı. Önce yaşayacağız. Yani yaşayalım ki hani diyelim üretim yapabilelim, ekonominin çarkları ondan sonra dönsün. Bu bakımdan tabii önce insan hayatını korumak o bakımdan doğru. Ama bu işin tabii ekonomi tarafında ihmal etmemek lazım. Çünkü korona sonrası, yani diyelim ki bu varta atlatıldıktan sonra dünya çapında eskisi gibi olmayacak işler. O çok net görülüyor. Bakınız şimdi mesela İtalya, İspanya, bunlar Avrupa Birliği'nde kalacaklar. Daha doğrusu Avrupa Birliği diye bir şey kaldı. Yani koronavirüsü bize Avrupa Birliği diye bir şeyin kalmadığını gösteriyor. Bakın bugün Aydınlık'ta Cem Gürdeniz amiralimizin önemli bir yazısı var. Şöyle, şimdi mesela Türkiye'nin Akdeniz'deki hakları diyelim ki, şimdi Yunanistan ne yapacak? Arkasında bir Avrupa var mı artık Yunanistan'ın? Böyle bir Avrupa'dan söz edebilir miyiz örneğin? Yani böyle çok ciddi değişikliklere gebe dünya. Bu koronavirüs sonrası dünyayı kastediyorum. Dolayısıyla şimdi tabii kamuculuk dediniz, bu en temel mesele. Şimdi herkes diyelim ki bu koronavirüs yüzünden kaybedilen aylardaki ayları telafi etmenin tek bir yolu var. Çünkü burada bazı işletmelerin buna dayanamayacağı görülüyor. Zaten kırılgandı. Bu her yerde böyle. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum. Almanya'da da böyle, İtalya'da da böyle, Fransa'da da böyle. Hele hele Amerika'da hepten öyle. Ne olacak bunlar? Yani bu işletmeler diyelim ki battı. O kadar insan istihdam ediliyor buralarda. Muazzam işsizlikler, iflas dalgaları nasıl karşı konacak bunlara? Şimdi bütün ülkelerde bunlara karşı, yani bu iflas dalgasına karşı bir kamulaştırma paketinin konuşulduğunu görüyoruz.
Ha, nerede ne kadar uygulanacak onu göreceğiz. Ama bu artık dünyanın gündemindedir. Yani kamuculuk bütün dünyanın gündemindedir. Bu tabii korona sayesinde olmuş bir şey değil, onu da söyleyeyim. Yani korona virüs burada bir katalizör dediğimiz bizim, yani hızlandırıcıdır sadece. Yoksa bunun ekonomik temeli zaten vardı. Ekonomi, dünya ekonomisi krizdeydi. İyi gitmiyordu. Fakat koronavirüs burada bir hızlandırıcı rol oynadı. Yani diyelim ki bir sene sonra olacak işleri veya 6 ay sonra, bir sene sonra olacak işleri birdenbire erkene çekti. Bu aylara çekti diyelim ki. 2021'de, 2022'de mesela olacak bazı gelişmeler 2020'de olacak şimdi. Koronavirüsün etkisi o. Evet Sayın Bolluk, şimdi Türkiye'deki işleyen sürece biraz bakmak istiyorum. Bilim kurulu üyeleriyle yönlendirilen ve bilim kurulunun tavsiyeleriyle titizlikle yürütülen bir süreç görüyoruz. Bu süreci evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Süreç bence son derece iyi. Yani bir tek zaafı var. Sağlık çalışanlarına yeterli şey yok. Ondan sonra yani ihtimam gösterilmiyor benim gördüğüm. Şimdi orada tabii bir ön cephe çalışması var. Yani bunu görmemiz lazım. Her akşam alkışlanıyorlar haklı olarak. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, laborantlarımız. Fakat tabii yani yeterli ihtimam gösteriliyor mu onlara hastanelerde? Şimdi şöyle bir durum. Tabii başlangıçtaki gibi değil, yalnız onu söyleyeyim. Önce tabii çok sayıda şey vardı, talep vardı. Yani koruyucu elbise, maske, işte diğer bir takım sağlık personelini koruyacak ekipmanlar vesaire. Bunlar şimdi hızlı bir şekilde karşılanıyor. Onu da görüyoruz, evet. Takip ediyoruz. O bakımdan yavaş yavaş o zaaf giderildi. Yani bir hafta önceki gibi değil. Ama yine de tabii orada çok sayıda meslektaşımızın, arkadaşımızın ne yazık ki enfekte olacağını, yani onlara bulaşacağını hastalığı görüyoruz. Bulaştığını görüyoruz bu aşamada. Ama tabii bu da şöyle bir şey, yani ne yapalım, hiçbir mücadele de kayıpsız olmuyor. Yani kayıp derken tabii ben hayatını kaybetmekten değil, hastalanmak da bir kayıptır. Kayıpsız olmuyor. Dolayısıyla bu da biraz kaçınılmaz böyle şeylerde. Ne kadar tedbir alırsanız alın. Yani toplamda iyi gittiğini görüyorum ben. Yani bilim kurulumuz başından itibaren gayet hani doğru kararlarla yönetti süreci. Evet. Bilim kurulu demişken şunu da sormak istiyorum. Şimdi çalışmalarıyla övünüyoruz. Tavsiyeleri karşısında izlenen bir süreç var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte bir hamlesi oldu. İstanbul çapında bir bilim kurulu oluşturma çabalarına girişti. Şimdi zaten Türkiye'yi yönlendiren bir bilim kurulu varken İmamoğlu'nun bu hamlesini nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi bu tam bir çıkıntılıktır. Başka bir şey değil. Yani buna çıkıntılık deriz biz. Çıkıntılık yapıyor İmamoğlu. Ne yapacak o bilim kuruluyla? Bu sürece zarar verir mi bu edileni? Durum? Efendim? Bu vermez sürece zarar mı? Zaten varlığı zarar, ben size söyleyeyim. Yani yaptığı açıklamalarla, eylemleriyle İstanbul Ankara'dan yönetilemez dedi beyefendi. Öyle mi? Ha, göreceğiz şimdi yönetiliyor muymuş, yönetilmiyor muymuş. Yani İstanbul bakalım nereden yönetiliyormuş. Şimdi o hani onu yönetecek olan merkezler de çok zor durumda. Bakın ben araya şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Amerika burada herhalde bu işten en zararlı çıkacak ülke durumunda. Bazı eyaletlerin kendi sınırlarını kapattığı, buna karşılık federal hükümetin New York'un sınırını kapatmak istediği ama New York valisinin buna, federal hükümet eyalet sınırlarını kapatıyor, bu eyaletlerin savaş ilanıdır gibi karşıladığı falan bir duruma geldi. Yani şimdi bu Amerika'nın durumu vahim. Buralara güvenerek bunlar işte belediye başkanı falan olan, o İstanbul Ankara'dan yönetilemez diyen, Demirtaşlara, PKK'lara selam çakan falan tavırlar içindeydiler. Şimdi bakalım ne olacak? Hı hı. Şimdi bir de bilim kurulu kurmaya kalkmış. Yani bunlar hele böyle bir zamanda, hani bir derece
efendim hani diğer konular falan, ama yani böyle bir zamanda bütün milletin hayatı mevzubahisken böyle işlere kalkışmaları, bunların hakikaten hayretler içindeyim ben. Yani ne hırsmış bu, ne bağlılıkmış o bir takım merkezlere. Ama tabii şöyle, bunlar yani kendilerini kurban ediyorlar aslında, onu söyleyeyim. Buradan hiçbir yere varamazlar yani. Sayın Boğuluk, ne yapacak bizim kurulu grupta? Tüm bunların yanında bir de şunu da görüyoruz. Sosyal medya, biliyorsunuz, sosyal izolasyonla birlikte aslında daha fazla gündeme çıktı ve bilgi akışı genel olarak sosyal medyadan takip ediliyor. Ve burada aslında kara propagandaya hizmet eden paylaşımlar, insanları panik ve kaosa sürükleyen paylaşımlar da yapılıyor ve insanların aslında bu durumdan daha kötü etkilenmesi için yapılan çabalar olarak görüyoruz bunları. Bunları nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi çok normal, şöyle normal, yani bir takım odaklar boş durmayacaklar. Yani hele böyle zaaflı saydıkları bir dönemde, bunlar her zaman iş başındaydılar, böyle bir dönemde iyice iş başına geçecekler. Ama tabii ben şunu görüyorum, yine de bir zarar veremedikleri kanaatindeyim Türkiye'nin mücadelesine. Çok uğraşıyorlar, çok çabalıyorlar. Ondan sonra işte İmamoğlu diyor, bir seçenek bilim kurulu kurmaya kalkıyor falan, işleri bu dereceye vardırıyor. Ama bu ne kadar etkili oluyor? Yani bizim mücadelemizi mesela bozuyor mu diyelim ki? Pek öyle değil. Yani Türk insanı, Türk milleti devletiyle beraber davranıyor başından beri. Bunu görüyoruz ondan sonra. Ve bu işten de alnımızın akıyla çıkacağız. Öyle görünüyor. Evet, yani bunların bozma çabaları çok hani bir sonucu değiştirmiyor. Onu söylüyorum. Evet. Bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmadı sadece aslında başlı başına. Yani bir siyasi problem, bir ekonomik problem, bir sosyal problem olarak değerlendiriyoruz bu koronavirüs mücadelesini. Dolayısıyla Türkiye'yi önümüzdeki süreçte neler bekliyor? Şöyle, tabii kaybettiğimiz bir takım veyahut da unuttuğumuz, kaybettiğimiz bir takım değerleri yeniden kazanıyoruz bir defa her şeyden önce. Bunlar, bu iyi bir şey. Ama yanı sıra daha önemlisi var. Hakikaten şimdi çok ciddi bir ekonomik sıkışıklık bekliyor Türkiye'yi. Türk girişimcisini, Türk firmalarını, Türk işçisini, çiftçisini, bunları görüyoruz. Şimdi buradan nasıl çıkılacak, nasıl yani bu, bütün bunlar nasıl tamir edilecek? Tek çare var. Bizim Vatan Partisi'nin, Vatan Partimizin bir önemli bir önerisi var. Şimdi onun bütün dünyada uygulanmakta olduğunu da görüyoruz ayrıca. Daha doğrusu bu tartışılıyor şimdi. Bizim önerimiz şuydu, yani bu o zaman henüz koronavirüs falan yoktu. Oldukça önceden açıkladığımız bir programdır bu. 300 işçinin üzerinde ya da 100 milyon TL cironun üstünde olan işletmeleri iflas ettikleri takdirde kamulaştırmak. Şöyle bir kamulaştırma, %51'i devlette, %44'ü o işletmenin işçisinde, %5'i de mevcut sahibinde olmak üzere. Böyle bir kamulaştırma öngörmüştük. İflas edecek, eden işletmeler için. Şimdi bütün bunların tabii uygulanmaya konduğunu göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ama AK Parti iktidarı bu işin altından, yani bu zorlukların altından tek başına kalkabilecek mi? O hiç görünmüyor. Onu söyleyeyim. Yani bayağı büyük zorluklar var Türkiye'nin önünde. Bunları aşmak için de hakikaten çok geniş bir hükümet, bütün Türkiye'yi yönetmeye aday, herkesi birleştiren geniş bir hükümet olmak zorunda. Biz buna milli hükümet diyoruz. Bizim programımızda var bu. O milli hükümete doğru gidileceği kanaatindeyim ben. Sayın Boğuluk, somut bir örnek üzerinden de gitmek istiyorum. Şimdi hepimiz tarihi anlara tanıklık ediyoruz aslında. Bu kapsamda özel hastaneler ve devlet hastanelerinin kamulaştırıldığını ve toplamda bir pandemi hastanesi ilan edildiğini gördük. Bu süreç devam eder mi? Yani önümüzdeki süreçteki sağlık alanında bu kamulaşmayı Türkiye
şu andaki mevcut hükümet devam ettirebilecek mi sizce? Bunu beklemeli miyiz? Şimdi bir defa birincisi tabii henüz özel hastanelerin kamulaştırılması gibi bir durum yok. Önce onu bir saptayalım. Yani şöyle bir şey var. Bütün hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti Sağlık Bakanlığı. Fakat burada çeşitli muğlaklıklar var. Hı hı. Örneğin işte yeni daha oldu. Bir özel hastanede bir hastamız tedavi gördü ailesiyle beraber ve ona bir fatura kesildi. Buna itirazlar oldu falan. Nasıl oluyor bu iş diye. Sağlık Bakanlığı da dedi ki biz dedi onlar hani para almayacak demedik ki dedi. Onlar sadece pandemi hastanesi yani korona hastanesi olarak çalışacaklar dedik dedi. Yani bakanlık. Şimdi dolayısıyla bir kamulaştırmadan henüz söz edemeyiz. Ama Türkiye'de işler diyelim ki inşallah tabii bunu istemiyoruz. Yani vaka sayısının en sınırlı kalması, ölümlerin en az olması, yoğun bakım ihtiyacının mümkün olduğu kadar az olması bütün bunları diliyoruz. Ama bu sınırlar aşılırsa yani Türkiye'de kamu hastanelerinin kaldırabileceğinin ötesinde büyük oluşursa özel hastaneler ister istemez orada devreye girecektir. Orada tabii nasıl işleyecek olay o biraz karışık. Yani eldeki genelge buna şey yapmıyor. Bir açıklık getirmiyor. Evet. Kamu hastanesine yatan ücretsiz şey yapacak, bakılacak. Özel hastaneye bakan şakır şakır parayı ödeyecek. Bu nasıl bir şey olacak? Evet. Süreci hep birlikte takip edeceğiz. Buralarda şeyler var, karışıklıklar var. Bunların tabii çözüleceği kanaatindeyim önümüzdeki dönemde. Evet. Kamu lehine. Evet, Sayın Boğluk teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.